22 Eylül 2021 Çarşamba günü gündüz programında İstanbul'da Veliefendi Hipodromu'ndayız. İstanbul'da tam 9 koşulu bir program var. 9 tane koşu var ve baktığımız zaman da 2 tane altılık ayağım olmuş oluyor tabii. Hemen tahminlerimize geçelim. İstanbul İzmir ekibimiz aynı zamanda Kocaeli'nin ekibi oldu artık. Kocaeli'yi de onlar ele aldılar bakalım. Arkadaşlar şimdi birinci koşu saat 2'de şartlı 5, 3 yaşlı Araplar 1400 metre çim olarak başlıyor. Burada 7 tane safkan içerisinde 3 tane safkan çok ön planda. Bugün de çok güzel tavsiyelerimiz olacaksa inşallah o tavsiyelerimiz performans gösterirse güzel ikramiyeleri kazanabilirsiniz arkadaşlar. İkili ve çiftelerde hatta ganyanlarda dahi. Evet şimdi 1 numaralı Kaizenberg çok iyi durumda. Tolga Yıldız'la 2 ayı aşkınlık bir arası var ama bu safkan arkadaşlar eğer iyi bir çalışma yapmışsa ki çalışmalarda gözüküyor var. İlk atımız Kaizenberg burada. 3 numaralı Kızıl Şahin Mehmet Kaya'yla o da zorlayacaktır. Ve 6 numaralı Karagül Can Ahmet Çelik de dediğimiz zaman burada 1-3-6 olarak birinci koşuyu geçmiş olacağız. Evet şimdi 2 yaşlı İngilizlerin yine ilk kez koşacak olan bu safkanların koşuları seri şekilde var. 84 bin liralık ikramiyesi sentetik kuma çıkacaklar bu 2 yaşlı İngilizler. Şartlı bir koşu bizi bekliyor. No case koşusu. No case. 8 tane safkan içerisinde tam 4 tane safkana yer verdik. 2 numaralı Chain of Destiny Halis Karataş'la. Aslında normalde Karataş biz arkadaşlar öyle bir istatistik tuttuk ki Karataş böyle 2 yaşlı İngilizleri getiremiyor ama bu sefer bu safkanı getirme ihtimali çok yüksek. Genelde getiremiyor arkadaşlar. Bir şekilde bildiği tanıdığı atları getiriyor bu vatandaş. Hani 2 numara Chain of Destiny yalnız bu sefer getirme ihtimali var. 1 numaralı Bonnie Bomb Akın Sözen'le ikinci atımız 6 numaralı Overflowing Ahmet Arslan'la 3. atımız ve 8 numaralı Showstar Ayhan Kurşun'la mutlak düzeyde kuponlarda olması lazım. 2-1-6-8 diyoruz buraya. 4 tane burayı safkanla geçeceğiz ama dediğim gibi bu sefer Chain of Destiny ile Halis Karataş'ın gelme ihtimali var. İstatistik çok negatif. İki yaşlı bu safkanlar ilk kez koşan safkanlarda Halis Karataş'ın inanılmaz kötü istatistiği var. Getiremiyor bir şekilde. Haber getirmiş olduğu koşular vardır belki ama bizim şu anda bu sezonla ilgili konuşuyoruz tabii. Çünkü en son sezondur bizi baz aldığımız. 2 sene, 3 seneki evveldeki işleri burada bizimle bağlamaz yani. Şu an ne yapıyor? Bu sezon ne yapıyor? Önemli olan o. Burayı biz işte 2-1-6-8 geçiyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Profesör Aziz Ergin koşusuna geldik. Üçüncü koşu 7'li plasenin de başlangıç ayağı. Kısa vade 7 dişiler 3 yaşlı İngiliz hepsi 1300 metre çıkacaklar. Arkadaşlar burada 2 numaralı Special One Akın Sözen'le bankomuz bizim. Evet burada Special One'ın diğerlerini geçeceğini düşünüyoruz. Atomic Blonde aslında bu grubun üstünde. Atomic Blonde verdiğimiz zaman tek bile vermiştik hatırlarsınız bizi hatırlayanlar. Atomic Blonde hiç kimse vermediğinde aynı Bornovalı gibi Atomic Blonde da tek vermiştik ve gelmişti o gün. Ancak şu anda 129 günlük bir arası var yani 4 aylık bir ara var. Bunu biraz etkileyeceğini düşünüyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Bir de Özcan Yıldırım'ı bindirmişler. Form durumu inanılmaz kötü. Ama Özcan Yıldırım'dan da size şöyle söyleyeyim. Her an böyle arka arka çok güzel birincilikleri görebiliriz. Bu sizi yanıltmasın. Arkadaşlar iyi jokeyler daima zikzak çiziyor. Bazen bir ara vermiş gibi gözüküyorlar. Aslında onlar ileriye dönük atları seçiyor ve kendilerine göre program yapıyorlar arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar burada Special One bizim bankomuz. Bu net. Akın Sözen'le bu grubu yaşayan düşünüyoruz. Birinci altılık için banko oldu. Dördüncü kuşu da şimdi ikinci altılık ayağım başlıyor. Handikap 17, 3 yaşlı İngilizler. 1500 metre sentetik kuma çıkacaklar. Evet arkadaşlar şimdi burada zor bir artık şu andan itibaren ikinci altılık ayağın zorlaşıyor. Tabii birinci altılık ayağına da sirayet ediyor bu.
Şimdi burada 4 tane normalde atımız var bizim. Öncelikle 1 numaralı Zibidi. Gerçekten bizim ekibimizin de çok beğendiği bu safkan. 1 numaralı safkan ilk atımız. 2. atımız 2 numaralı yine Big Price Halis Karataş'la. 5 numaralı Enderman. Bu sefer Ayhan Kurşun'la iyi koşacak arkadaşlar, söyleyeyim. At kendini buldu. Eksikliklerini de giderdi diye biliyoruz. 8 numaralı Canan Hanım, Mertcan Çelik'le. Bu 4 tane safkan, yani 1, 2, 5, 8 dedik ama geniş yazmak isteyenler ki mutlaka 2 tane daha at önericisi. 6 numaralı Red Orchestra Özcan Yıldırım'la ve 3 numaralı Koca Vezir Akın Sözen'le. Şimdi bakın, hep Özcan Yıldırım'ı tabii ki formsuz olarak nitelendiriyoruz. Evet, formsuz görüntüsü o. Ama burada bugün bize böyle 2-3 tane yarış kazanarak, 9 yarışın 2-3 tanesini kazanarak güzel bir cevap verebilir. O yüzden biz imtina ediyoruz yani. 1-2-5-8, geniş oynayanlara da 6 ve 3 diyoruz. 5. koşudayız şimdi saat 4'te. Handikap 16, 4 ve yukarı Araplar 1600 metre çim piste çıkacaklar. Toplam 13 tane safkan var arkadaşlar. Bu 13 tane safkan içerisinde yine 2'ye ayırdık. 2 tane safkan söyleyeceğiz size. 10 numaralı Nossi. Burada Gökhan Yıldız'la ve 4 numaralı Özümcan Tolga Yıldız'la. Bu Yıldız kardeşler mi artık diyeyim, nesi oluyorsa bilemiyorum. 10 ve 4 diyoruz ama bu 10 ve 4'ü düşürdüğünüz anda tam 5 tane safkan arkada bekliyor arkadaşlar. 3 numaralı Opa Şahı, 2 numaralı Calibetay, 5 numaralı Yahya Beygülü, 7 numaralı It May Rain ve 8 numaralı Bukefalos bekliyor arkadaşlar. Hani tabii bu ayakta çok farklı bir sürprize girdik. İşte Pegasus'lar var, bir Matra'lar var. Yani burayı bir kapatmanız gerekir. Ama normal şartlar altında 10 numara ve 4 numara arasında bir yarış olacağını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Veya ikisinden birinin bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz. Aksi takdirde 3, 2, 5, 7 ve 8 otomatikman devreye girebilir. 6. koşu Muzaffer Bozok koşusu. Kısa vade 6, 4 ve yukarı Araplar 1900 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir alternatif bankomuz var. Şöyle söyleyeyim. Ha, bu alternatif banko tabii ki adeta Bornovalı gibi diyemeysek de söz sahibi olacağından eminiz. Burada 9 numaralı Cevheri Zade, Mustafa Çiçek'le arkadaşlar artık sürpriz mi olur yoksa plase mi olur ne olur bilemiyoruz ama bizim alternatif banko niteliğinde safkanımız. Ancak biz banko atmayacağız bunu ama altını çizeceğiz. Bu safkanın çok hazır konumda olduğunu biliyoruz. Burada 1900 metreyi de tecrübeli jokeyli Mustafa Çiçek'le bir şekilde değerlendirebileceğini düşünüyoruz. Aksi takdirde 2 numaralı Arif Ço Ayhan Kurşun'la, 7 numaralı Afacan Özcan Yıldırım'la ve 6 numaralı Yüksel abi Halis Karataş'la arkadaşlar devreye girecektir. Burasını 9 diyoruz, altına çizgi çekiyoruz. Cevherizade'den tekrar tekrar arkadaşlar söylüyoruz bakın. Cevherizade'den çok iyi bir koşu bekliyoruz. Önden giriş yapacak diye de ibare var. Gördüğünüz gibi. Cevherizade eğer güzel bir çıkış yaptığı takdirde 1900'de bu yarışı kazanabilir. Aksi takdirde 2, 7 ve 6 diyoruz arkadaşlar. Evet, 7. koşudayız şimdi. Sentetik Talha Dinçer koşusu, sentetik kum. 1400 metre, kısa vade 7, 3 ve yukarı İngilizler. 1400 metrede kozlarını paylaşacaklar. Günün teki burada 3 numaralı Azmantor, Halis Karataş'la çok net bir banko arkadaşlar. Bu grubu, bulduğu bu uygun grubu bir şekilde değerlendirecektir. Bakın tekrar ediyorum, Özcan Yıldırım'ın bindiği atlara dikkat edin bugün. Yani şöyle söyleyeyim, minimum 2, maksimum 4 tane, yani maksimum 4 diyorum ama 2 ya da 4 arasında yarış kazanabilir bugün Özcan Yıldırım. Çok dikkat edin arkadaşlar, bu, kesinlikle burada mesela Azmantor'u tek atmayanlar bırakın gitsini düşünebilirler. Golden Pass de iyi. O yüzden burada Azmantor bizim bugünkü tekimiz, bulduğu bu uygun grubu değerlendirecektir, kazanacaktır yani. 8. koşu Noches koşusu, tekrar şartlı bir koşudayız. 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacak. Burada arkadaşlar 5 tane safkan ayar veriyoruz. 9 numaralı Zeytin Gözlüm Akın Sözen'le, 1 numaralı Anadolu Edası Ahmet Çelik'le,
6 numaralı Ragazza Fortunata pişman çizikle, 7 numaralı Venice Saadettin Boyraz'la. Bu saf Amerikan arkadaşlar, Sidney's Candy ve Berkette Bernstein. Bunlar çok orijinal bir safkan bu. Bakalım nasıl bir, ben de merak ediyorum gerçekten. Bu Venice 7 numara. Çok dikkat arkadaşlar bu safkana. Ve 8 numaralı Winter Sunshine Halis Karataş'la. O da Amerikan. Practical Joy. Evet, Practical Joy. Ryan Shark. Husashi Pegasus gayet iyi safkanlar. Evet, bakalım bu safkanların nasıl bir derece performansı da olacak. Önemli. İleriye dönük olarak bazen böyle gazi koşullarında falan görebiliyoruz buradan çıkan safkanları. Kaliteli safkanlar. Orijinleri de kaliteli. Burayı 9, 1, 6, 7 ve 8 olarak geçiyoruz. Son koşudayız. Altılı Ganya'nın son ayağı. 9. koşu. 2. altının. Handikap 15. 4 yaşlı Araplar. 2000 metre sentetik. 14 tane burada safkan var son koşuda. Ve bizde toplam 5 tane safkan var arkadaşlar. 2 tane de ekstra sürpriz tavsiyemiz olacak. 1 numaralı 5 kazalı Görkem Özçelik'le. 2 numaralı Abone Akın Sözen'le. 4 numaralı Faranelli Ahmet Çelik'le. 6 numaralı Chris Bey Ayhan Kurşun'la. Biraz da Chris Bey'den iyi bir koşu bekliyoruz. 10 numaralı Uzaya Bakan Danyal Kaya ile. Arkadaşlar Danyal Kaya bindikten sonra bu safkan resmen kimlik değiştirdi. İkincilik ve beşincilik yaptı. Bu safkandan biz ümitliyiz. Yani iyi bir koşu çıkartacaktır. Belki yarış kazanamayabilir ama iyi bir koşu çıkartabilir. Dikkat ona ediyoruz. Arkadaşlar buraya kadar 5 tane safkan ama 2 tane daha safkan vereceğiz size. 8 numaralı Mitralyöz Adem Aslan'la ve 3 numaralı Tanır Kız Saadettin Boyraz'la da bir şekilde kuponlarda olsa iyi olur. Yeri olanlar mutlaka yazmalı. Yani 1, 2, 4, 6, 10 akabinde 8 ve 3'ü de düşünelim diyoruz. Evet arkadaşlar, tüm şablonlarımıza biliyorsunuz www.marksporttahmin.com'dan da ulaşabiliyorsunuz. Burada yabancı yarışlar, TCK yarışları. Ücretsiz olmanız yeterli arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi web sitemize bağlıyız. Oradan da gördüğünüz gibi kuponları rahatlıkla, yabancı yarışlar, TCK yarışları. Ücretsiz olmanız yeterli sadece. Buradaki premium kuponlara ulaşabiliyorsunuz. Hatta futbol da var orada. Futbolla ilgili de kuponlarımız böyle oluyor. Gördüğünüz gibi. Onun çalışan arkadaşlarımız var, futbolla ilgilenen. Evet arkadaşlar, İstanbul'la ilgili burada söyleyeceklerimizi noktalandırıyoruz. Diğer videomuzda Diyarbakır'la ilgili videomuz var. Ve İngiltere ve Happy Valley ile ilgili de videolarımızı izleyebilirsiniz. Herkese bol şans diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.